Evet kayıt başladı. Şimdi hocalarım en son hatırlayın savunma cephelerinden bahsediyorduk. Çanakkale'den bahsettik. Irak, Musul dedik. Oradan başlıyoruz. Aynen demir başlar burada. Elektrik gelecek mi? <laughs> Dün de burada öyleydi biliyor musun? Aşırı derecede fırtına vardı. Hatta şu anda başladı birazdan esmeye hafif. Ama yağmur yağmadı arkasından. Bir yağsaydı güzel olacaktı. Şimdi hocalarım Irak-Musul cephesi. İngilizlerin bize karşı yaptığı saldırıyla açılan cephedir. Beraber ondan bahsedeceğiz. Neler olmuş konuşacağız. İstanbul'a yapmış 35 derece mi? O nasıl bir şeydir? <laughs> Değil mi Beyza? Az önce motosikletteydim. Sizi izliyor. Allah'ım hocam çok dikkat et ha. <laughs> Yemek <yok. gülüyor> Aman dikkatli olun. Samsun'da değilim hocam. Ama salı günü geleceğim Elif Samsun'a. Şeye. Genel cerrah kontrol için. Uçuk bu hatır ameliyatı meselesi vardı. Başımın belası. Ee, görüşürüz. Geldiğimde ararım seni. Yani daha bir şey halledemedim. Randevu aldım sadece. Konuşacağız işte bakalım. Yaparım derse yazın. olacak yapmazsa başka zaman. Çünkü değerlerin normale dönmesi gerekiyormuş. Teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Evet devam ediyoruz. Hocalarım Irak, Musul dedik. Haftaya oradasın daha sen Samsun'dasın. Görüşürüz. Salı günü zaten bilmem diyorum. Ararım seni. Tamam. Şimdi hocalarım teşekkür ederim. Irak Musul cephesi. İngilizler neden Irak Musul'da bize saldırdılar? Tabii ki de petrol. Adamlar Irak ve Musul petrollerine sahip olabilmek amacıyla Irak Musul üzerinden bize saldıracaklar. Bizim buradaki komutanımız ise Halil Paşa'dır. Buna çok çok dikkat edeceğiz. Halil Paşa ile beraber Selman Pakt ve Kutlu Lamare iki tane cephede mücadele ediyoruz. Ve hatırlarsınız Halil Paşa ile beraber İngiliz General Towson'ın ve beraberindeki 13.000 askerini esir etmeyi başardık. Ve biz bu olaya o kadar sevindik. O kadar sevindik ki bu başarısından dolayı Halil Paşa'ya Kut soyadını vereceğiz, Kutlu Ramazan dolayı. Ve bu olayı Kut Bayramı olarak kutlamaya başladık. Ne zamana kadar 1952. 1952 Türkiye NATO'ya üyelik başvurusunda bulununca adamlar bize dediler ki abi şu bayramı kaldırın bize sizi alalım ve 1952'de Kut Bayramı resmiyetten kaldırılır. Burada Halil Paşa'ya da cephelere de adamın ismine de dikkat et. Evet iyi başladık kesinlikle mükemmeldi ama İngilizlerin bölgeye yeni asker getirmesi ve Arap İngiliz işbirliğinden dolayı ne yazık ki Irak Musul cephesi de kaybedilir. Hatta bu mücadelenin sonunda altını çiziyorum. Musul ve Kerkük hariç bütün Irak elimizden çıkacak. Burada Musul'u kaybetmememiz önemli. Çünkü Musul bundan dolayı misak-ı milli sınırlarına dahil olacak. Çok uğraşacağız ama ne yazık ki geri alamayacağız. Şimdi gelelim bir başka savunma cephemize. O da Hicaz-Yemen cephesi. Hicaz Yemen dediğimiz yer kutsal topraklar. Şimdi hocalarım İngilizlerle Araplar işbirliği yaptılar. Dediler ki abi biz Osmanlı'yı buradan gönderelim Hicaz bölgesinden. Burada bir Arap devleti kuralım. Ve bu mantıktan yola tıkar çıkarak Şerif Zey, biliyorsunuz İngilizlerle anlaşan bize saldıracaklar. Biz burada ise Fahrettin Paşa ile beraber kutsal toprakları İngilizlere ve Araplara karşı korumaya çalışacağız. Aslında mükemmel bir şekilde koruyoruz. Fakat savaşın sonunda yapılan Mondros Ateşkesi ile beraber Hicaz Yemen bölgesinden de çekilmek zorunda kaldık. Buradaki başarılarından dolayı Fahrettin Paşa'ya Medine Müdafini ya da Çöl Kaplanı ünvanı verilir. ÖSM Çöl Kaplanı'nı sordu, Medine Müdafini de soruldu gerçi ikisine de dikkat edin. Bir de çekirge genelgesi vardı biliyorsunuz askerler açlıktan ölmemek için. 73 gün yanlış hatırlamıyorsam çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışacaklar. Kutsal emanetler evet bizde hocam. O farklı biri Ömer. O şeyde Trabzikarp'ta. Aynen. Evet böylece Irak'ta neler olduğunu öğrenmiş oldunuz. Şimdi Irak'ta diyorum Hicaz Yemen'de. Şimdi gelelim Suriye Filistin'e. Bana hemen hatırlatır mısın? Suriye Filistin cephesi kimin ee, diyemedim. Hangi cephenin devamı olarak açılıyordu? Kanal cephesinin devamı olarak açılır. Güzel. Şimdi Suriye-Filistin hattında altını çiziyorum. Yıldırım ordularıyla beraber mücadele edeceğiz. Burada en önemli olan şey şudur. Mustafa Kemal Suriye-Filistin cephesine iki defa gönderiliyor. İlk geldiğinde Yıldırım orduları grup komutanıydı. Sanders'e bağlı olarak mücadele ediyordu. İkinci gelişinde ise doğrudan Mustafa Kemal Yıldırım orduları komutanı olarak gelecek. Hatta ikinci gelişinde Türk ordusunun Burada ağır kayıplar verdiğini görünce orduyu biraz geri çekelim, toparlayalım ondan sonra saldırırız diyerekten Halep'in kuzeyine kadar Osmanlı ordusunu geri çeker hocaların. Tam yeniden taarruza başlayacakken Mustafa Kemal'e bir telgraf geldi. Dediler ki Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı, savaş bitti. Derhal emir komutayı Devlet ve İstanbul'a gel diyecekler. Mustafa Kemal de bunun üzerine emir komutayı devredip İstanbul'a geçecek. Yani Suriye Filistin cephesi Mondros Ateşkes anlaşmasıyla kapanır. Ve bu cephenin en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten notunuzda yazıyor. En fazla toprak kaybının yaşandığı cephedir. Çünkü Mısır topraklarından başladık Mısır sınırından Suriye Filistin'e dahil olmak üzere geniş bir coğrafyayı ne yazık ki kaybedeceğiz. Evet hocam ee, Semanur hocam senin için söylüyorum. Evet doğru hatta bugün kullandıkları bayrak Osmanlı'ya isyan etmek için oluşturdukları bayraktır. Bugün bağımsızlık bayrağı olarak kullanıyorlar onu. Şimdi gelelim Osmanlı'nın savaştığı cephelerin dışında Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan olaylara bakalım neler var. Bunlardan biri gizli anlaşmalar. Gizli anlaşmalar şöyle ortaya çıkıyor. İtilaf devletleri dört tanesi bunlardan. İngiltere, Fransa İtalya hocaların biliyorsunuz ve Rusya. Bu dördü yan yana geldiler daha savaş bitmeden Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaştılar. Şimdi burada sizin bilmeniz gereken Hangi gizli anlaşmayla kime nereler verildi? ÖSYM çünkü bunları soruyor. Hadi birlikte bakalım. Birincisi 1915'te imzalanan İstanbul Anlaşması'dır. Bu anlaşmayla beraber Boğazlar ve çevresi Rusya'ya bırakıldı. Hatta biz bunu şöyle yorumladık. Bak daha öncesinden Rusya sürekli Boğazlar'a gelmeye çalışıyordu ama İngiltere engelliyordu. Bizim engelleyemediğimiz zamanlarda. Fakat burada İngiltere de Boğazlar ve çevresinin Rusya'ya ait olduğunu ilk defa kabul etmiş oldu. Bu yönüyle de karşınıza çıkabilir. Hemen arkasından 1915 Londra Anlaşması. Buna ünlem işareti koy henüz sorulmadı ve önemlidir. Biliyorsunuz ki bu anlaşma İtalya'nın taraf değiştirdiği anlaşmadır. Peki neyin karşılığında? 12 ada Rodos ve Antalya yani Batı Anadolu toprakları. Dediler ki abi biz buraları tamamen sana verelim. Sen de bunların karşılığında gel bizim safımıza geç. Ve İtalya'da taraf değiştirecek. Skys-Picot Anlaşması ise İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'yu kendi aralarında sömürge olarak paylaştıkları anlaşmadır. Yani soru size Orta Doğu'nun paylaşıldığı derse hemen Skys-Picot Anlaşması'na gidelim. Devam edelim Petrokrat Protokolü. Şimdi İngiltere ve Fransa Skys-Picot'la beraber Orta Doğu'yu paylaştılar ya Rusya'ya dediler ki abi biz Orta Doğu'yu paylaştık. Sen de bu durumu onayla, anlaşmayı imzala. Rusya bir baktı Skalspikot'a, olmaz dedi. Siz çok fazla toprak almışsınız, bana çok az toprak verdiniz. Bana dedi biraz daha toprak verirseniz Skalspikot'u onaylarım. Tamam dediler verelim ve Petrograd Protokolü imzalandı. Bu anlaşmayla beraber Rusya'ya Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri verilecek. O zaman Rusya iki tane gizli anlaşmayla toprak kazanıyor, bunlara dikkat edin. Gelelim ÖSYM'nin sorduğu gizli anlaşmaya. Senjen de Moliere. Hocalarım bu anlaşmayla beraber İtalya'ya İzmir ve çevresi verilmiştir. Buna çok çok dikkat edin. Bak burada birinci olarak şöyle soruluyor. İzmir ve çevresi hangi anlaşmayla İtalya'ya verildi? Senjen de Moliere. Bir de İzmir daha sonra Yunanistan'a veriliyor ya. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. İzmir'in Yunanistan'a verilmesi hangi gizli anlaşmaya aykırıdır diye soruyor. Yine burada da Sergen de Moriere anlaşmasına gitmeniz gerekiyor. Evet böylece onu da öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim Mekmohan'a. Mekmohan ise Araplarla İngilizlerin işbirliği yapmış olduğu anlaşmadır hocalarım. İngilizler ve Arapların lideri Şerif Hüseyin karşılıklı anlaşacaklar. Osmanlı'yı bu coğrafyadan kovalım ve buralarda bir Arap devleti kuralım diyecekler ne yazık ki. Son dediğimi tekrar ne dedim ki? Ha Senjende Moriyeri Anlaşması ile ilgili şu sorulur dedim. İzmir'in Yunanistan'a verilmiş olması hangi gizli anlaşmaya aykırıdır diye soruyor. Cevap Senjende Moriyeri Anlaşması'na gider. Çünkü bu anlaşmayla beraber İtalya'ya verilmişti. Tamam. Şimdi hocalarım şunu bana hatırlatın. Gizli anlaşmaları dünyaya duyuran devlet kimdi? Burada yazmıyor. Gizli anlaşmaları dünyaya duyuran devlet Rusya'dır. Peki gizli anlaşmalara en fazla tepki gösteren devlet derse o zaman da ABD'ye gidelim. Güzel gayet başarılı. Şimdi gelelim ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine. Aslında savaş başladığında ABD tarafsızlığını ilan etti. Ben dedi bu savaşları yokum ne yaparsanız yapın. Fakat savaş devam ederken ABD dayanamaz İngiltere ve Fransa'ya silah yardımı yapmaya başladı. Almanya da bunu yakaladı. Sonra Almanya sen nasıl benim düşmanlarıma silah yardımı yaparsın diyerek ABD'nin ticaret gemilerini denizaltılarıyla batırdı. ABD tabii ki de durumu inkar etti. Ben dedi kimseye silah yardımı yapmıyordum. Sen durduk yere bana savaş açtın, bana saldırdın diyerek ABD'de gelir ve Almanya'ya savaş ilan eder. Şimdi o güne kadar Almanya savaşı kazanıyordu ama ABD'nin de taze bir kan olup gelerekten İngiltere ve Fransa'nın yanında Almanya ya savaş ilan etmesi bir anda savaşın seyrini değiştirdi ve Almanya bu savaşı kaybetmeye başladı. Önce Almanya sonra Avusturya Macaristan sonra Osmanlı derken ittifak devletleri bir anda çözüldüler. Yani ABD'nin savaşa girmesi savaşı iki şekilde etkiledi. Birincisi savaşın seyrini değiştirdi. Bak buna çok dikkat et. Eğer savaşın seyrini değiştiren devlet kim derse ABD'ye gidiyorsunuz. Tamam mı? İkincisi de birinci dünya savaşının süresi kısalmıştır. Savaş belki çok daha uzun sürecekti ama bir anda Almanya'yı bunlar patlatınca savaşın süresi kısaldı. Şunu bir toparlayalım. Birinci dünya savaşının süresini uzatan gelişme nedir derse o zaman... Çanakkale Savaşı'na gidelim. Eğer savaşın süresini kısaltan gelişme nedir derse o zaman da ABD'nin savaşa dahil olmasına gidelim. Güzel gayet başarılı. Şimdi gelelim Wilson ilkelerine. Hocalarım ABD Başkanı Wilson tarafından şöyle bir olay yaşanacak. Adam savaşın kazanılmasına etkili oldu ya bütün dünyaya rajon kesmeye kalktı. Benim sayemde dedi bu savaşı kazandınız. O zaman dünya barışını ben getireceğim. Ve adam kendince dünya barışını sağlamak amacıyla Wilson ilkeleri adıyla 14 maddelik bir bildiri yayınladı. Şimdi biz beraber bu bildirinin bazı maddelerini değerlendireceğiz. Özellikle bizi ilgilendiren maddelerine çok çok dikkat edeceğiz. Bakalım neler varmış burada. Bir, birinci maddeyle beraber başlayalım. Bak diyor ki her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyecek. Bu biraz böyle milliyetçilik fikir akımına gider. Self determinasyon diye geçiyor. Bunun dışında uluslararası bir örgüt kurulmalıdır. Bana söyleyin bakalım bu maddeyle beraber neyin kurulma fikri Wilson ilkelerinde ortaya atıldığı... Milletler Cemiyeti, bizdeki adıyla Cemiyeti Akvam. Güzel. Bunun dışında Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacak. Yani çok kabul edilesi bir madde değil etmediler de zaten. Şu cümlenin altını çiz. Sömürgecilik olmayacak uluslara fırsat eşitliği sağlanacak dediler. Sömürgecilik ilk defa nerede yasaklandı derse bir son gidelim bu maddeye. Bağımsız bir Polonya devleti kurulacak bunu da sorabilirler. Bir son ülkeleriyle beraber kurulması planlanan ve kurulan devletlerse o zaman da Polonya'ya gidiyorsunuz. Bunun dışında Alsace Lorraine Fransa'ya geri verilecek salla. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren iki maddeye. Bunlardan birincisi diyor ki bak Türkler çoğunlukta oldukları yerde kendi hakimiyetlerini sağlayabilirler. Biz bu maddeye güvenerek Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildik. Çünkü zaten elimizde Anadolu kalmıştı. Anadolu'da da biz çoğunluktayız. O yüzden savaştan çekiliyoruz. İkinci madde bizim için iğrenç bir maddedir. Şunu söylüyor. Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletler çoğunlukta oldukları yerde kendi hakimiyetlerini kurabilirler. Aslında burada diğer milletler diye kastettiği Ermenilerdir. Ama bunu doğrudan Ermeniler demediği için Anadolu'da yaşayan Rumlar da bu maddeyi üzerine alındı. Hem Rumlar hem de Ermeniler başımıza bela olacaklar bu maddeden dolayı. Bunu zaten yeri geldikçe konuşacağız. Şimdi ABD Başkanı Wilson ilkeleri yayınladı. Sonra Paris Barış Konferansı toplandı. Birazdan anlatacağım. Adam geldi Paris'e bir baktı ki kimse Wilson ilkelerini ciddiye almıyor. Adam Wilson ilkelerine uyulmadığını görünce bütün dünyaya küser Monreo Dokrini dediğimiz yalnızlık politikasını uygulamaya koyacak. Monreo Dokrini'nin içeriği şudur. ABD Amerika kıtası dışında yaşanan hiçbir olaya karışmayacak kararını alıyorlar. Ve biliyorsunuz uzun bir sürede bu devam edecek. Sonra tekrar geri gelecekler dayanamayıp burada yeri geldiğinde konuşacağız. Evet Turban'la beraber. Şimdi gelelim Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes ve barış anlaşmalarına. Yani gümür gümür soruluyor diyemem ama ezberleseniz iyi olur bence. <laughs> Yerlen devletlerin tamamıyla önce ateşkesler sonra barış anlaşmaları yapılacak. Bak <laughs> Bulgaristan'la Önce Selanik Ateşkesi, sonra Nöyü Barış Anlaşması. Avusturya Macaristan'la Villa Gusti Ateşkes Anlaşması. Sonra Avusturya ve Macaristan'ı birbirinden ayırdılar. Avusturya ile Saint Germain, Macaristan'a da Triano imzalandı. Almanya'ya daha çok dikkat edin. Önce Retondes Ateşkesi Anlaşması'nı, sonra da Versay'ı imzalayacaklar. Versay daha da önemlidir. Şartları çok ağırdır çünkü. Ve son olarak Garibim Osmanlı ile Mondros Ateşkesi ve Sevr Barış Anlaşması'nı imzalayacağız. Zaten bu ikisini de anlatacağım. Şimdilik onlara takılmana gerek yok. Şimdi hocalarım gelelim 4 yıl boyunca süren bu mücadele nelere mal oldu onları konuşalım. Birinci olarak şunu bilmeniz gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı ile beraber çok uluslu yapıya sahip olan imparatorluklar yıkıldı. Onun yerine ulus devletler kurulacak. Birçok devlet bize dair olmak üzere kurulur. Bunları çok ezberlemene gerek yok. Sadece ulus devletlerin önem kazandığını bilsen yeterli. Bunun dışında totaliter rejimler ortaya çıktı. Ne demek totaliter? Yani bunu çağdaşta öğrendin. Burada bahsetmiştik baskıcı diktatör rejimler. Hatırlıyor musunuz? Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm, Rusya'da sosyalizm gibi rejimler ortaya çıkacak. Bunları çağdaşta tekrar konuşacağız. Sivil savunma örgütleri önem kazandı çünkü çok fazla sivil hayatını kaybetti. Milletler Cemiyeti kurulacak birazdan bahsedeceğim. Ve biliyorsunuz ki dünya barışını koruyamadılar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu durum İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olacak? Burada yer geldiğinde tekrar bahsedeceğiz. Genel itibariyle Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları böyle. Şimdi gelelim esas şöyle yapalım. Ha bizi ilgilendiren olaya. Biz Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilirken itiraf devletleriyle masaya oturduk. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladık. Önce maddelerine bakalım sonra şurada diğer özelliklerinden bahsedeceğim bu anlaşmanın. Bakalım Mondros bizim için ne ifade ediyor? Yani her maddesi yorum olarak sorulabilir ama en önemlisi 7 ve 24. maddedir. Bu ikisine daha çok dikkat edin. Bunlar daha çok soru olarak kullanılıyor. Şimdi birinci olarak diyor ki Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve itiraf devletleri boğazlardan serbestçe geçebilecekler. Hatta Karadeniz'deki bütün istihkamlarımız yani askeri binalarımızın tamamı itiraf devletlerine teslim edilecek. Eyvallah. İkinci maddesi sınırların koruması ve iç güvenliğin sağlanmasının dışında. Fazla olan askerlerin tamamı terhis edilecek. Terhis etmek, dağıtmak, emekli etmek. Yani Mondros'la beraber Osmanlı orduları ne yazık ki dağıtılmıştır hocalarım. Devam edelim bunun dışında. Geldik en önemli maddeye yedinci madde. Diyor ki itiraf devletlerinin güvenliğini tehdit eden herhangi bir olay olursa o stratejik bölge işgal edilecektir. Yedinci madde aslında Osmanlı'nın işgal edileceğinin doğrudan kanıtıdır. Çünkü itiraf devletlerinin güvenliğini tehdit eden herhangi bir olay. Ne ki yani o olay belli değil. Adam canı nereye isterse orayı bir bahane bulup pat diye işgal edebilir. Hocam donuyorsa muhtemelen senden kaynaklıdır. Donma problemi yaşıyor musunuz? Bir hocam yazdı şimdi. Hocam evde interneti eğer evdeysen ve interneti farklı kullananlar varsa onları bir şey yap durdur. Film falan izliyorlarsa. Yani genelde internetten kaynaklanıyor. Anlaştık yedinci maddede. Gelelim bir diğerine. İtiraf devletleri bütün liman ve tersanelerden yararlanabilecekler. Altını çizdiniz. Bu da önemlidir. Toros tünelleri, demir yolları, deniz işletmeleri itiraf devletlerine teslim edilecek. Adamlar her yere çöküyorlar. Ve bir diğer önemli madde 24. Diyor ki Vilayeti Sitte'de, de bak özellikle doğudaki 6 vilayet sitte 6 demektir. Bunları kesinlikle ezberliyorsunuz. Diyor ki vilayeti Sitte'de de herhangi bir karışıklık yaşanırsa itiraf devletleri o bölgeyi işgal edebilecekler. Şimdi bana söyle bakalım 24. maddenin temel amacı neydi? Neden özellikle bu 6 tane vilayeti belirttiler? Çünkü amaçları çok güzel Doğuda bir Ermeni devleti kurmaktır hocalarım. Bu da aslında Osmanlı'nın doğrudan işgal edileceğinin kanıtıdır. Aynı zamanda Doğuda bir Ermeni devleti plan kurmayı planladıklarının da bir göstergesidir. Şimdi genel itibariyle Mondros'un maddeleri böyle. Üzerine biraz konuşalım. Önce şu imzalayanlardan bahsedeceğim. Hocalarım bana söyleyin bakalım. Mondros'u Osmanlı adına imzalayan Rauf Orbay. Peki itiraf devletleri adına imzalayan devlet. Devleti soruyorum. Hayır hocam borçlarla ilgili bir maddesi yoktur. İngiltere, İngiliz General Culture hatırlıyorsunuz değil mi? İngiltere gelecek <laughs> itiraf devletleri adına imzalıyor. Peki nerede imzalandı? Mondros'un yapıldığı yer derse o zaman Limni Adası'nda Agamemnon zırhlısı İngiltere'ye ait olan bir de neyi soracaktım ben size? Ha, Mondros imzalandığında yazmıyor değil mi? Hangi hükümet vardı? Hükümet. Ahmet İzzet Paşa hükümeti vardı. Hatta Ahmet İzzet Paşa hükümeti gördüğü tepkilerden dolayı istifa eder. Onun yerine Tevfik Paşa hükümeti kurulur hocalarım. Orada Tevfik Paşa çok önemli değil ama Ahmet İzzet Paşa'ya dikkat edin. Bunun dışında Osmanlı Devleti Mondros'la beraber kayıtsız şartsız teslim oldu. Yani fiilen sona ermiştir. Altını çizdiniz. Hayır sorulmadı hocam. Osmanlı'nın fiilen bittiği yer derse Mondros'a gidelim. Ve Mondros'tan sonra birazdan bahsedeceğiz. İtiraf devletleri Anadolu'yu işgal etmeye başladılar. Türk halkı işgallere, işgallere karşı iki tane tepki göstermiştir. Bunlardan birincisi direniş cemiyetleri yani yararlı cemiyetler kuruldu. İkincisi de Kuvayi Milliye adını verdiğimiz yerel silahlı direniş örgütlerini kuracağız. Onu da altını çizdiniz. Rafa zaten bahsettik. Şu Kurtuluş Savaşı'nda bunları işleyeceğiz diye buraya tekrardan yazmadım. Ama işgalleri bilmeniz gerekiyor. Bak İngilizler Antep, Urfa, Maraş'ı, Fransızlar Adana, Mersin, Hatay ve Dört Yol bölgesini işgal edecekler. Ama bunları zaten Kurtuluş Savaşı'nda tekrar tekrar konuşacağız. Ahmet İzzet'in yerine Tevfik Paşa geliyor hocam. Çok kısa bir süre kalır Tevfik Paşa sonra Damat Ferit gelir. Şimdi hocalarım. Şu alttaki notu bilmen gerekiyor. Mondros'tan sonra eğer Osmanlı Devleti'nin ilk işgal edilen toprağı derse Musul, Anadolu'da ilk işgal edilen yer derse dört yola giderim. Peki bana söyle bakalım. Mondros'tan sonra ilk işgallere karşı ilk direnişin başladığı yer derse ilk direniş nerede başlıyordu? Yine dört yol değil mi? Kara Mehmet Çavuş ilk kurşunu sıkaraktan direnişi başlatıyor idi. Güzel gayet başarılı. Şimdi gelelim Paris Barış Konferansı'na. Öncelikle bu konferansın neden toplandığını bileceğim. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra önce devletlerle hocalarım ateşkes anlaşmaları yapıldı. Ateşkesten sonra sıra geldi barış anlaşmalarına ve adamlar barış anlaşmalarını imzalamak amacıyla 18 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı'nı topladılar. Şimdi bakalım bu konferansa hangi kararlar alınmış neler yapılmış onlardan bahsederek ilerleyeceğiz. Birincisi bu çok çok önemlidir. Sömürgeciliğin yerini sömürgecilik nerede yasaklanmıştı? Söyle bana. Sömürgecilik nerede yasaklanmıştı? Wilson ilkelerinde. Şimdi Paris Barış Konferansı'nda sömürgeciliğin yerine manda ve himaye fikri ortaya atılacak. Yani sömürgecilik aslında devam ediyor, sadece isim değiştirdi. Nerede sömürgecilik yasaklandı ve manda ve himaye nerede geldi? Bunun sorusu gelir. Tamam. Bunun dışında bir diğer önemli olay milletler cemiyeti zaten bir son ülkelerinde kurulma kararı alınmıştı. Burada da hocalarım Cem Cenevre merkezi olarak milletler cemiyetini kuracaklar. Manda ve himaye tam olarak nedir? Hocam manda ve himaye bir bahanedir. Şöyle bir bahane burada Paris Barış Konferansı'nda itiraf devletleri dediler ki biz güçsüz olan devletleri belli bir güce ulaşana kadar onları desteklemek için kendi himayemiz altına alacağız Onları ekonomik anlamda, sanayi anlamında vesaire vesaire destekleyeceğiz. Belli bir güce ulaştıklarında tekrar serbest bırakacağız. Çekilip gideceğiz oradan. Ama bu kocaman bir yalan. <laughs> bu bahaneyle yine o devletlerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmeye devam edecekler. Anlaştık mı? Ya niye böyle bir iyilik yapsınlar ki zaten dünyanın gelişmesi için? Seçil hocam anlaştığımızı düşünüyorum. Anlaşamadıysak tekrar konuşalım. Pekala. Evet böylece manda ve himaye fikrini de toparlamış olduk. Milletler Cemiyeti'nin burada kurulması önemli. Şu cümle Kurtuluş Savaşı'nda tekrar anlatacağım ama burada dikkat edin. Hocalarım Antep, Urfa, Maraş biliyorsunuz İngiltere işgal etmişti. Hemen bir üst cümlede konuşmuştuk. Fakat İngiltere bu bölgeleri Paris Barış Konferansı sırasında Fransa'ya devredecek. Hatta biz Antep, Urfa, Maraş'ta Fransızlarla Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edeceğiz. Bundan yeri geldiğinde bahsedeceğim. Şimdi gelelim en önemli meseleye İzmir meselesine. İzmir biliyorsunuz ki gizli anlaşmalarla beraber Saint-Jean de Moriere anlaşmasıyla İtalya'ya verilmişti. Fakat Paris Barış Konferansı'nda İzmir'de güçlü bir İtalya olacağına güçsüz bir Yunanistan olsun mantığından yola çıkaraktan adamlar İzmir'i İtalya'nın alıp Yunanistan'a verdiler. Ve bu durum buna çok dikkat et itiraf devletleri arasında ilk görüş ayrılığının yaşanmasına neden olmuştur. Bunun da altını çizdiniz. Bir de şunu hatırlayalım. Paris Barış Konferansı'nda yenilen devletlerin tamamıyla barış anlaşmaları imzalanırken Osmanlı Devleti ile barış anlaşması yapılmadı. Yani Sevri burada imzalamıyorlar. Dediler ki birader sen bekle seninle sonra anlaşacağız. Peki Osmanlı Devleti ile yapılacak olan barış anlaşması neden ertelendi? Paris Barış Konferansı'nda yapılmadı. Bunun en temel sebebi İtiraf devletlerinin Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşamamaları. Adamlar kim nereye alacak? Buna bir türlü karar veremediler. Bundan dolayı da hocaları bizim dediler ki sen biraz bekle. İleride biliyorsunuz Sanremo konferansı yapılacak ve o konferansın sonunda bizim de Sevr anlaşmasını imzalayacaklar. Paris'te yaşanan olaylar böyle. Şimdi gelelim bir diğer önemli olayımıza. O da İzmir'in işgal edilmesi. 15 Mayıs 1919. Şimdi Paris'te İzmir'i e, Yunanistan'a verdiler ya. Yunanlılar hiç zaman kaybetmeden harekete geçecekler. Ama önce şunu bir hatırlayalım. İzmir halkı tarafından, İzmir'in işgalini önlemek amacıyla, işgalden önce bir miting yapılmıştı. Neydi o miting? maşaatlık mitingini düzenlediler. Çok güzel. Bir de yine İzmir halkı tarafından bir cemiyet kurulmuştu. İşgali önlemek amacıyla. O da... Neydi? İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. Zaten biraz sonra cemiyetler başlığı altında bahsedeceğim. Güzel. Şimdi Yunanlar bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra 15 Mayıs günü İzmir'i işgale başladılar. Ve Osmanlı Devleti zaten teslim olmuştu. Yani biz İzmir'de Yunanlara hiçbir şekilde tepki göstermeyeceğiz, işgali engellemeye çalışmayacağız. Adamlar istedikleri gibi rahat bir şekilde şehri hiç direniş olmadan ele geçirebilecekler. Fakat Yunanlılar sanki asırlardır bu anı bekliyormuş gibi karaya çıkar çıkmaz İzmir'e ayak basar basmaz katliamlar yapmaya başladılar. Ve hemen arkasından hatırlayın tutukladıkları Osmanlı subaylarını İzmir meydanına getirip burada Zito Venizelos yani yaşasın Venizelos diye zorla slogan attıracaklar. Hatta bir tane komutanımız Zito Venizelos demediği için adamı şehit ettiler hocaların. O da kimdi? Evet, Albay Süleyman Fethi'dir. Çok güzel. İşte bu olayların yaşanması bardağı taşırdı. Ve biz Hukuku Beşer gazetesinin baş yazarı Hasan Tahsin'le beraber ilk kurşunu sıkarak İzmir'de direnişi başlattık. Defalarca soruldu. İzmir'de ilk kurşunu sıkan direnişi baştan kimdir? Hasan Tahsin. Tabi Hasan Tahsin'in gerçek ismi Osman Nevrez'dir hocalarım. Bu isim Hasan Tahsin ismi gazetede kullandığı bir isimdir. Siz iki ismine de dikkat edin. Ve biliyorsunuz ki e, İzmir'in işgal edilmesinden dolayı birçok Anadolu'da mitingler, protestolar yapılacak. Bunlardan birincisi <laughs> ve en önemlisi İstanbul'da yapılan Fatih ve Sultanahmet mitingleridir. Özellikle de Sultanahmet mitingi soruluyor. Burada kimlerin konuşma yaptığını bileceğiz. En önemlisi sorulduğu için ben buraya Halde Edip'i koyu renkte yazdım. Halide Edip, Mehmet Emin Yurdakul, başka kim vardı? Nakiye Hanım vardı mesela ben hatırladım. Bir de bir tane daha ismini çizmiştik. Selim Sırrı Tercan vardı. Çok güzel. Halde edip soruldu diğerleri sorulmadı. Bu isimler İzmir'in işgali haksız yeridir diyerekten Sultanahmet de konuşma yapıyorlar. Biraz önce biriniz yazdı ama hanginiz yazdı hatırlamıyorum. Hocam başatlık mitingi işgalden önce İzmir halkının bu işgal olmasın diye yaptığı mitingdir. Sultanahmet mitingi İzmir'in işgal edilmesi haksızdır diye işgalden sonra yapılan mitingdir. Tamam. Şimdi bir de şundan bahsedelim. İzmir'den önce Anadolu'nun birçok bölgesi işgal edildi. Biz hiçbirinde böyle mitingler, protestolar yapmadık. Ama İzmir işgal edildi diye yer yerinden oynadı. Peki İzmir'in işgalini farklı kılan şey neydi? Neden İzmir için bu kadar çok kıyameti koparttık? Çok güzel. Çünkü hocalarım İzmir'in işgali aslında bir ilhaktır. Yani doğrudan topraklarına kattılar. Biz İzmir'in işgaliyle beraber şunu anlamış olduk. Mondros'tan sonra yapılan işgaller geçici değil. Adamlar bayağı yerleşmeye gelmişler Anadolu'ya. İşte bu sebepten dolayı da biz bu kadar çok tepki vereceğiz. <laughs> Telefondan mı giriyorsun? Seçil hocam. Geçici aynen. Yapılan işgallerle alakalı. Güzel gayet başarılı. Şimdi o zaman telefona yazması zor gayet normal. Yani sesi açabiliriz ama 111 kişisiniz ben konuşamam sesi açarsak. O yüzden ben konuşacağım siz yazacaksınız. <laughs> Kader diyelim kısmet. Şimdi hocalarım gelelim milli mücadele yıllarındaki raporlara. Bakalım hangi raporlar varmış neler olmuş. <laughs> Hocam hatırlıyorsan hiçbir şekilde problem yok. Önemli olan da o zaten. Şimdi raporlar şöyle ortaya çıkıyor. Hani Wilson ilkelerinin son maddesi diyordu ya Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletler çoğunlukta oldukları yerde kendi bağımsızlıklarını kurabilirler. Bunun üzerine doğuda Ermeniler, batıda Rumlar, Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de yine Rumlar. Biz buralarda çoğunluktayız. Buraları bize verin dediler. E biz de Türk milleti olarak hayır kardeşim. Buraların tamamında biz çoğunluktayız. Bizim olacak dedik. İtiraf devletleri de kendilerince bu karmaşayı çözmek amacıyla Anadolu'ya bazı heyetler gönderdiler ve onlar raporlar hazırladı. Hadi beraber bakalım bu raporlarda neler varmış. Birincisi Amiral Bristol raporuyla beraber başlıyorum. Amiral Bristol biliyorsunuz Batı Anadolu'ya gelir ve incelemeler yapar. Amiral Bristol raporunun en önemli özelliği şudur. Batı'da milli mücadelenin haklı olduğunu ortaya koyan ilk rapordur. Aynen böyle soruldu. Hemen arkasından Batı ile alakalı olan bir diğer raporumuz Milne hattı ve raporudur. Bu bizim için kötü. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yunanlılara zaman kazandırmak amacıyla adam bir hat çekiyordu. Bergama'dan Kuşadası'na kadar. Demişti ki Türkler ve Rumlar bu hattın 3'er kilometre uzanda dursunlar. Adamın amacı çatışmayı durdurmak gibi görünse de aslında Yunanlara zaman kazandırmaktır. Yani bizim için kötüdür hocalarım. Geldik General Harvard'a bu da soruldu. General Harvard ise Doğu Anadolu'da milli mücadelenin haklı olduğunu ortaya koyan ilk rapordur. Yani Ermenilerin haksız olduğunu ve azınlıkta olduğunu belirtecek. Şimdi bak batıda haklı olduğumuz derse Amiral Bristol, doğuda derse General Harvard raporu. Hangisi batı hangisi doğu karıştırıyorsanız ne yapıyorduk? Batı'nın B'si Bristol. Tamam. Bristol'un B'si Batı. Buradan aklında kalsın. Oradan yakalarsınız. Harvard'ı da doğuya gönderirsiniz. Harvard Mustafa Kemal'le de görüşüyordu. Bunu ileride hatırlatacağım. Ve Doktor Esat Işık. İstanbul'da yaşayan bir göz doktoru hocalarım. Milli Mücadele'yi destekliyor. Hatta Milli Kongre Cemiyeti'ni kuracak. Bundan da bahsedeceğiz. Şimdi Esad Işık İzmir'in işgalinin haksız olduğunu belirten bir rapor hazırlıyor. Fakat bu raporun daha da önemli olan özelliği ilk defa raporunda Kuvayi Milliye kavramına yer veriyor. Yani Esad Işık Kuvayi Milliye'nin kurucusu mu o zaman? Böyle bir yorum yapabilir miyim? Asla. Aynen Kuvayi Milliye isminin isim babasıdır. Aynen öyle buna çok dikkat edin. Çünkü Batı'da Kuvayi Milliye'yi kuran kimdi? Batı'da Kuvayi Milliye'yi kuran Ayvalık cephesinde Ali Çetin Kaya beraber kuracağız. Peki güneyde ilk kuvayi milliye güneyde ortaya çıkıyordu ya kimdi o kurşunu sıkan? Geç biraz önce konuştuk ama tekrar yazın bakalım. O da Kara Mehmet Çavuş idi aynen. Hocam Hasan Tahsin İzmir'de. Güneyde Kara Mehmet Çavuş. Kuvayi milliye kelime anlamı olarak ne diyor hocam? Kuvayi milliye kuva kuvvet demek hocam. Milli milli kuvvetler. Yani milis güçler. Halkın oluşturduğu askeri birlik gibi düşünebilirsin bunu. Şimdi hocalarım Gelelim cemiyetlere. Biliyorsunuz ki biz cemiyetlerden bahsederken bölümlere ayıraraktan ilerleyeceğiz. Yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler. Zararlı cemiyetler de tekrar kendi içerisinde bölümlere ayrılıyor. Milli varlığa düşman olan cemiyetler ve azınlıkların kurduğu cemiyetler şeklinde. Şimdi bu cemiyetlerin ortaya çıkma sebebi şuydu. Hatırlıyorsunuz o dönemlerde Anadolu halkının kafasında 3 tane çözüm yolu var. Yani içinde bulunduğumuz durumdan nasıl kurtulabiliriz? Bu aslında... Bu üç tane kurtuluş yolu şöyle. Birinci olarak deriler ki dışarıda kıyamet kopuyor. Birinci olarak deriler ki biz bağımsızlığımızı sağlamayız, sağlamalıyız. Sonuna kadar bağımsız kalmalıyız. Bunu savunanlar var. İkincisi biz saltanat ve halifeliğe bağlı kalalım. Padişah bizi korur diyenler var. Üçüncüsü manda ve himaye fikrine savunalım. Manda ve himaye İngiltere veya ABD'nin mandasını kabul edelim. Bu fikir bizi korur diyenler var. İşte bunlardan bağımsızlık diyenlerin kurduğu cemiyetlere buraya bağımsızlık diye yazdım. Yararlı cemiyetler diyeceğiz. Manda ve himaye veya saltanatı savunanlara da milli varlığa düşman cemiyetler olarak öğreneceğiz. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. Şimdi yararlı cemiyetlerle beraber başlayalım. En önemlilerin temellerinden bahsederek, temel özelliklerinden bahsederek ilerleyeceğiz. Şimdi bunlardan birincisi Trakya Paşeli Müdafaa -yı Hukuk Cemiyeti ile beraber başlıyorum. Hocalarım zaten isminden belli. Cafer Tayyar'la beraber Trakya'da, Doğu Trakya'da Rumlara karşı güvenliği sağlamak amacıyla kurduğumuz bir cemiyettir. Hatta bu cemiyetle beraber Edirne ve Lüleburgaz kongreleri yapılır. Ve bu cemiyeti diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği vardı. Neydi? Kuvay Milliye Milli Kuvvet demektir hocam. Neydi bunun önemli özelliği? Adamlar demişlerdi ki Osmanlı Devleti dağılırsa Trakya Cumhuriyeti'ni kuracağız. Yani yeni bir devlet kurmayı planladılar. Bak kurmadılar planladılar. Tamam buna çok dikkat edin. Bunun dışında İzmir Müdafaa Hukuk ya da değişen adıyla İzmir Reddi-i Hak. Hocalarım bu da zaten isminden yakalarsın. İzmir'in Yunanistan'a verilmesi ve Yunanistan tarafından işgal edilmesi üzerine kurulan bir cemiyettir. İki tane kongre düzenleyeceğiz. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri. Bunları ileride anlatacağım. Şimdilik cemiyetle bağlı olduğunu bilsen yeterli. Geldim Kilikya'lara. Bana söyler misin Kilikya neresi? Kilikya dediğimiz yer sadece Adana mı? Herkes sadece Adana yazıyor. Adana, Mersin, Osmaniye. Aynen üç bölge. Kilikya bölgesi... Hocalarım Çukurova bölgesinin genişletilmiş versiyonu aslında. Burada Ermeniler bizim başımıza bela. Ermenilere karşı hocalarım bu üç bölgeyi korumak amacıyla biz Kilikyalılar Cemiyeti'ni kurduk. Ve isminden dolayı zararlı zannediliyor. Buna çok dikkat edin tamam mı? Yararlı bir cemiyettir. Bir de Pozantı Kongresi'ni yapacaklar. Bunu ileride konuşuruz. Trabzon müdafaa hukuk, Trabzon ve çevresini Rumlara karşı, Pontus Rum'a karşı korumak için kurulur. Trabzon Müdafaa Hukuk bir yayın organı vardı. Bunu sorabilirler demiştim. Neydi o? Hatırlat bakayım. İstikbal. Güzel. Buna dikkat edin. Bunun dışında güzel. Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti Mustafa Kemal'in isteği üzerine Sivas Valisi Reşit Bey'in hanımı Benek Hanım tarafından kuruluyor idi. Böylece kadınlarımızla milli mücadeleye dahil olmuştu. ÖSYM'nin en çok sorduğu cemiyet ise Şark vilayetleri şark doğu demektir yani doğu illeri müdafaa hukuk cemiyeti bu da doğu deyince zaten Ermeniler başımızın belası Ermenilere karşı bölgeyi korumak amacıyla kuruluyor. Şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyetinin 3 tane yayın organı var defalarca soruldu. Al bayrak hadisat ve Le löpays Le fransızcadır hocalarım vatan anlamına gelir kelime anlamı olaraktan ama üçünü de ezberle çünkü ÖSYM e soruyor. Şimdi gelelim Milli Kongre Cemiyeti'ne. Doktor Esat Işık'la beraber kurulur ve Milli Kongre Cemiyeti'nin en önemli özelliği şudur aslında. Diğer cemiyetler bölgesel kurtuluşu savunuyorken sadece kuruldukları bölgeyi korumaya çalışıyorken Milli Kongre Cemiyeti biz dedi ulusal çapta mücadeleyi başlatmalıyız. Yani Mustafa Kemal'le aynı zihniyette aslında. O yüzden ulusal çapta mücadeleyi savunan derse Milli Kongre, isminden belli zaten Milli Kongre, oradan yakalarsın. Geldik Kars İslam Şurası'na. Kars İslam Şurası ise Yakup Şevki Paşa ile beraber Ermenilere karşı doğuyu korumak için kuruluyor. Şimdi bu cemiyetin iki tane önemli özelliği var. Birincisi Mondros'tan sonra kurulan ilk cemiyettir. Tamam Mondros'tan sonra kurulan ilk cemiyet hangisi derse Kars İslam Şurası ve bu gelir. İkincisi bu adamlar yeni bir hükümet kurdular. Bak kurdular direkt. Cenubi Garbi Kafkas hükümetini kurdular. Fakat İngilizlerin işgal etmesiyle beraber bu hükümet dağılıyor. Toparlayalım. Yeni bir hükümet kurmayı planlayan cemiyet derse Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk, yeni bir devlet, hükümet, Kur'an cemiyet derse o zaman da Kars İslam Şurası'na giderim. Cenubi, Garbi, Kafkas hükümetini kurdular. Güzel. Şimdi gelelim zararlı cemiyetlere. Başımızın bir diğer belasına. Burada bir ara vereceğim. Çünkü dijitalden mesaj atıp arayıp duruyorlar. Bir şey oldu herhalde. Şunlara bir bakayım. Aradan 1 iki dakika erken ara vermiş olduk. Aradan sonra tekrar buradan devam edeceğiz hocalarım. Aklınıza takılan bir şey varsa yazın. Dönüşte onunla beraber başlarız. Evet hocam Trakya planlayandır devlet kurmayı. şeyde Kars İslam Şurası da kuruyor. <laughs> Beyza sen de bir tane. Hocalarım 37 geçiyor. 40 olduğunu varsayıyorum. 50'de buradasınız. 50'de herkes burada olsun. Tamam mı? Başka neyin adı neydi? Seçil anlayamadım ne demek istediğini. Kuvayi Milliye <laughs> Elif taktın Bunu asla sormazlar. Kuvayi diyor ya. Kuva güç. Kuvvet demektir. Milliye milli. Hani milli kuvvet. Milli güç. Tamam. Milli askeri birlik falan filan. Cenubi, Garbi, Kafkas hükümeti. Sadece Kafkas hükümeti diyebil. Tamam seçin. Yani öyle yabancı isimden gitmez. Vahdeli Milliye Paris'e temsilci göndermiş çıkmaz hocam. Ee, i̇ki tane ulusal cemiyet Vahdeli Milliye işte diğeri de. O biraz ayrıntı kaldığı için burada bahsetmedik. Şu kaydı bir durulayayım.